Yine bir videomuz var, görelim. Ben Ertuğ, geçmiş olsun. Canım kardeşlerim, uzatıyorum sizlere yetmiyor ellerim. Sizinle birlikte benim ağlıyor gözlerim. Bu kış gününde sizi bekliyorum. Gelin olun, olun benim misafirim. Dayanın, güçlü olun benim can kardeşlerim. Sizinle birlikte çarpıyor benim yüreğim. Sizlere dualar, Allah'tan yardımlar dilerim. Denizli'ye gelin, sizleri beklerim. Olun benim misafirim. Denizli'ye gelin, sizleri beklerim. Olun benim misafirim. Oradaki kardeşlerimize buyurun, evimiz sizi kabul La ediyor. havle Misafirimiz olun, istediğiniz kadar gelin diyor hocam ya. kardeşimiz. Şiir yazmış kendisi. Selam ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Rüyü güzel kardeşimize. Ne kadar güzel misafirperverlik. Bir soru var hocam. Şöyle Nur Hanım sormuş. Annem iki kere Umre'ye gitti ve bir daha gitmek istiyor ama akrabalarımız laf eder diye gidemiyor. Umre aşkından da ölüyor kendisi. Ne yapmalı? Gitmeli mi? Yani kulağını o sözlere tıkayıp gitmeli mi yoksa gitmemeli mi? Üçüncü defa gitmek istiyormuş. Efendim ve la yehafune levmete laim, kınayanın kınamasından elbette çekinmez, ama bu üçüncü defa gitmek isteyen kardeşimize ben ortalıkta bu deprem işi onların önüne geçti diye aklıma bu geliyor Muhsin Bey. Ne güzel, hanım kardeşimiz iki defa gitmiş. İnşallah Allah nasip eder yine gider. Ama şimdi deprem işi önümüze çıktı. Bir an önce bu yaranın sarılması lazım. Peki hocam, mesaj alındı. Meryem Hanım'ın yine bir sorusu var Instagram'dan. 15 gün önce babamızı kaybettik. Mezarı geç vakte kadar bekledik. Orada bir hoca efendi bize, dinde böyle bir şey yok, günaha giriyorsunuz, beklemeyin dedi. Bu doğru mudur? Tabii mezarın başında efendim doğru olan nedir? Amr İbnül As Hazretlerinin vasiyeti bu. Bir deve kesilip de eti taksim edilecek kadar mezarımın başında oturun ve ben Rabbimin elçileri gelecek, sizin bulunuşunuzdan ünsiyet peyda edeyim, dehşete kapılmayayım. Ama bu kadar süre, yani bir deve kesilip de eti taksim edilecek kadar oturun, sizin orada bulunuşunuzdan ünsiyet Güç kazanayım, alayım, kuvvet alayım, güç rahat alayım da edeyim. Allah'ın elçileri gelecek, onlardan korkmayayım, ürpermeyeyim. Sorgu sualim kolay olsun diyor. Öyle Evet. diyor. Evet. Yani beklemek sakıncalı değil ama onun süresi. Bu kadar uzun süre beklemek de doğru değildir tabii. Evet. Geç vakte kadar beklemek doğru değil. Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Muhsin Bey, annem televizyon karşısında yaşlı. İsmini söylemenizi, duaya katıldığını sizden duymak istiyor demiş. Çok rica ediyorum. Annem Emine Karaca. 2000 İhlas, 30 bin kelime-i tevhid bağışlıyor. Hocamız duasına katarsa dünyanın en mutlu insanı olabilir. Emine Karaca. Tabii bu muhterem Buradan kardeşlerimiz şunu gönül. bilsinler. Ben duada hep isim sayacak olursam Tabii. o zaman dua dua olmaktan çıkar. İsimleri de Rabbimiz biliyor. Cenab-ı Hakk'a malum zaten Herkesin ne isimler. kadar zikri olduğunu Malum. da biliyor. Ama biz bana olan bu emanetlerle Rabbime el açacağım yani. Cenab-ı Hakk'a malum olan o tüm isimler, Evet. sayılar neyse o Doğru. zaten malum hocamız duasına dahil edecek. O Doğru. emanetleri aldım kabul ettim diyor Doğru efendim. sevgili izleyenler. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hayırlı kandiller. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Size de hayırlı kandiller, hayırlı Sağ cumalar. olun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Amin. Dileyerek bir Hepimizin. şey sormak istiyorum Buyurun. hocama. Buyurun. Şimdi ben aslında İstanbul'da yaşayan bir kiracıyım. Fakat benim bir evim var başka bir Evet. şehirde. Onu depremzedelere açmak istiyorum. Belli bir süre kiralanmadan otursunlar istiyorum. Ne güzel. Bununla birlikte bu yaptığım şeyin karşılığında yani o almayacağım kiralar fitrem zekatım yerine geçer mi? İşte ben rahatsızlığı olan bir insanım. Belli bir süre
süredir de oruç tutmuyorum ama ben her sene o şeyi veriyorum, oruç borçlarımı. Hani onun da yerine geçer mi bu kira almadığım için, hani oruç fidyesine onun, diyorsunuz değil mi? Oruç fidyesi. Onun yerine evet fidyem, zekatım yerine geçer mi? Ayrıca sadakalarımı veriyorum Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Hani onların yerine geçer mi bu almayacağım sadaka, onu merak ediyorum. Evet. Bir evi var hanımefendinin. Evet, boş. Tamam. Hocam. Efendim yani kira almayacak. Doğru ama fidyesi var değil mi? Tutmadığı oruçlar tutmadığı var. Tutmadığı oruç, sağlık sebebiyle tutamadığı oruçlar var. Oruç fidyesini normalde veriyorum. Peki diyor, bu durumda böyle olursa ben hani kira almayacağım ya diyor. O kirayı oraya o olur. Oruç fidyesine sayabilir mi? Sayabilir. Sayabilir. Doğrudur. Benim bana borcunuz yoktur der. Tamam yani. Tabii siz işi kolaylaş. Ulemamız ne diyor esasen? Efendim ona verir, o da tekrar buna verir. Ama şimdi bu depremzedenin gönlünü kırmanın da hiç yeri yok. O kolaylaştıran ulemanın usulünü tercih etmek gerekir. Bana borcunuz yok der. Kendi de niyetiyle bilir. Hangi amaçla böyle dediğini kendi biliyor. Hı hı. O zaman onu sayabilir. Orucunun borçlarına sayabilir. Hatta mısınız? Sayın ben. Tamam. Yani ben zaten kiracıyım kendim ama benim bir tane evim var. O başka bir şehirde, onu veriyorum. Yani. Ha tamam. Sizin şu anda kaldığınız ev kira. Siz kirasını evet, ödüyorsunuz. Evet, ben başka bir şehirde bir kiracıyım aslında. Benim kendi evim de başka bir şehirde. Onu 6 aydana vereyim istiyorum. Yani boş mu şu anda peki o ev, boş mu? O boş. Kirada mı? Tamamen boş. Tamamen bir aileye vereceğim yani. 6 aylığına bir evet. aileye açmak istiyorum. Maşallah evimi, diyor. Ya. Allah kabul etsin. Evet, evet. Hocam. Amin. Hocam sağ olun. Başka eklemek istediğiniz bir şey yok, var mı? Yok. Bu konuyla ben ilgili. Ben hocamızdan beni yoran bir oğlum var da biraz onun için dua bekliyorum açıkçası. Oğlum ve kızım var birer tane. Onun için de dua ederlerse sevinirim. Niye yoruyorlar sizi? Biraz işte... Kaç, kaç yaşındalar? Yani, kaç yaşındalar? Büyük 26. Ha 26 yaşında. Ben daha ufak zannettim, o yüzden hani yok. Sordum. 26 yok. Yaşında. Evet. Evet. Birazcık yoruyor. Hocam dua ederseniz var ettiniz. Biraz anneyi üzüyorlarmış hocam. Ya. Anneyi biraz evlatlarımızı üzüyorlarmış. Evlatlarımızı Rabbimiz hayrül halef eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik eylesin efendim. Amin. Yani evlatlarımızı ıslah eylesin Rabbimiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı kandiller dilerim. Herkese yardım etsin Rabbim. Amin. Dualarınızı bizlere de unutmayın. Amin. Müşterek dualar inşallah. Teşekkür ediyoruz. Aksaray Kutlu Köyü'nden depremzedelere, şehitlerimize Hatim ve Yasinler okuduk. Hocamıza iletir misiniz duasını? Evet, kalsın inşallah diyorlar. İnşallah duamıza katalım. Yine bir video sorumuz varmış. Sorumuzu görelim. Selamun aleyküm hocam. Dört çocuğumuz var hocam. En küçüğü 3 aylık, annesi emziriyor hocam. Bir depremzede öksüz yetim bir evlatlık almak istiyoruz hocam, bebek. Süt kardeşliği, süt anneliği, süt babalı olarak hocam bunları bize anlatırsanız seviniriz hocam. Yani öz çocuk gibi yerine geçiyorum, onları merak ediyoruz. Evet. Efendim şimdi eşi dördüncü çocuğumuzu emziriyor. Depremzede bebek, evlatlık. Bir kere evlatlık diye bir şey yok dinimizde. Ama koruyucu aile olmak var. Koruyucu aile. Yani şu anda eşi evlat, kendi öz evladını emziriyor. Bugünlerde diyelim ki oradan bir çocuk aldık. Onu da emzirirse süt kardeşliği meydana geliyor. O süt evladı olur. Süt evladı. O hanımefendinin süt evladı olur. Çocuklarıyla süt kardeş olur. Beyefendi süt babası olur. O yüzden bir mahremiyet meselesi de ortadan kalkmış olur. Ama nüfusumuza kaydedelim. Gel bu olmasın. Onun dışında ben evlatlarıma ne veriyorsam ona da öyle vereceğim. Verebiliriz, evlendirebiliriz, baklandırırız, servet-ü saman verebiliriz. Verebilir ama nüfusuma kaydedersem hakkın kaybolmasına sebep olmuş olabilir. Dinimizde evlatlık diye bir şey yok ama koruyucu aile olmak var. Böyle yaparsa sevap kazanır beyefendi. Hı hı. Evet efendim.
Buna benzer çok soru geliyor. Bunların da tamamı için hocamız cevaplamış olsun. Evet. Hocam, tek tek okumaya gerek kalmadı onları. İzleyicimiz güzel sordu. Hocamız da cevapladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.